Bu beş şey neymiş aziz kardeşlerim? Şu beş şey vardır ki imandandır. Bir, Allah'ın emirlerine teslim olmak. Allah emretmiş mi? Tamam. Allah emretmişse Müslüman bunda rahmet bulur. İki, Allah'ın takdirine rıza göstermesi. Takdir ilahi böyle. Allah'ın takdirine, taksimine rıza göstermesi. Zenginliğine razı olması, fakirliğine razı olması. Efendim, erkek olarak yaratılmış, kadın olarak yaratılmış. Bunlara razı, Allah böyle takdir etmiş. Buna teslim olması. Üç, işinin sonunu Allah'a havale etmesi. Feize azemte fetevekkel ila alallah. Azmedeceksin, gayret edeceksin, cehd edeceksin. Artık gücünün yetmediği noktadan sonra Allah'ım benden bu kadar. Allah'ım hakkımda bu konuda hayırlısını nasip eyle. Bu konuyla ilgili birçok yanlış uygulamalar var. İşte kızımızı istemeye gelene, oğlumuza bir kız istemeye gittiğimizde işte birilerine gidiyoruz, bu bak hele şuna bakalım, hele buna bir istihareye yat bakalım, hayırlı mı hayırsız mı? Ya kardeşim, Allah Resulü bu konuda da bize ölçü getirmiş ya. Bir kişi şu üç şeyden dolayı evlendirilir demiş, siz şunu seçin demiş. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bizim hayatımızın zahiri olarak bütün alanlarına hitap ediyor. Başka gizemli olaylara yönelme. Belli, bu kişiyi sen çocuğuna uygun mu, uygun değil mi, niçin alıyorsun? Bir yuva kurup güzel bir mutlu bir yuva mı, yoksa soyundan, zenginliğinden, malı, mülkü, makamı, işte şu kişi şu makamda, ya iyi işte o makam, adam şöhret sahibi. Şu şöhret sahibi olanları televizyonda ulaşılmaz, erişilmez zannettiklerinize gidin bakın, kedi köpek hayatı yaşıyorlar. Fıtratın dışında bir hayat insanı mutlu etmez. Yıldızmış, şöhret sahibiymiş, bilmem neymiş, bilmem neymiş. Geçin bunları. Bir insanın kendi olmasından, başka kimselere benzemesinden daha zillet bir yaşam olur mu? Biz kendimiziz ya, ben salih gülerim, bitti. Ben kendimi, niye ben başkalarına benzemeye çalışayım? Benzeyeceksem Allah Resulüne benzerim, başka birisine benzemem ki ben. Benim ölçüm, benim prensibim o. Başka kimseler olamaz ki, olmamalı. İşte bu özentiler insanları hayatlardan koparıyor. Onun için bu işi gayret et, çalış ama çok da zorlama, ısrar etme. Belki sonucu sen yanlış zannettin, sen kabullenmedin, sen bunu hoş görmedin. Takdir ilahi böyle. Fazla zorlama. Belki bu senin hakkında daha hayırlı. Her konuda böyle ha. Başınıza bir musibet, başınıza bir afet, başınıza bir bela da gelse böyle. Biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüyüz derler o müminler. Ya görüyor musunuz? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Ve izâ esâbetum musibetun kâlû inne lillah ve inne ileyhi raciun. Başlarına bir musibet, bela geldiler. Biz Allah'tan geldik, dönüşümüz yine Allah'a derler. Aziz kardeşlerim, bunu da böyle bilelim. Dördüncüsü Allah'a güvenmek. Allah'a güvenmek aziz kardeşlerim. Müslüman Allah'a güvenir. Allah'a teslim olur. Allah'ın takdirine, taksimatına razı olur. Dolayısıyla bu Allah'a güveni de biz eksik anlıyoruz bazen. Ya işte şöyle olsaydı da böyle olmazdı. Ya Allah'a güven. Allah'ın takdiri böyle. İsyan etme. Kazalar oluyor, musibetler, afetler oluyor. Allah her türlü afetlerden, şu günlerde özellikle ülkemizde korkunç sel felaketleri yaşıyoruz. Allah bizleri beterinden muhafaza eylesin. Bu sel felaketlerinde de ölen kardeşlerimize şehitlik nasip eylesin inşallah Rahman. Boğularak ani gelen belalardan, musibetlerde, sel felaketlerinden ölenleri de şehitlerin derecesinde olarak zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizi böyle afetlerle karşı karşıya geldiğinde sabreden, isyan etmeyen kimselerden eylesin. Büyük afetlerden de bizleri muhafaza eylesin aziz kardeşlerim. Son olarak musibetin ilk anlarında sabır göstermesi imandandır kardeşlerim. Bir musibet geldi, aniden öyle bir musibet oldu ki ben miydim bu iş? Ey Allah'ım, ya Rabbi, başka birisi yok mudur? İşte isyan bu. Allah muhafaza eylesin. Buna razı olacağız. İlk anda
Es-sabru sadamatul ula. Sabır ilk andaki gösterdiğin reaksiyondaki dizginlemendir sözünü. Sabretmen, dizginlemen. Evet, bu imandandır kardeşlerim. Allah her türlü ani afetler, ani sıkıntılar, ani problemlerde sabreden ve sabrından da Allah'ın kuvvetini, kudretini, azametini, heybetini, bizlerin yanında olduğunu hisseden gönül huzuru bizlere nasip eylesin inşallah rahman. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.